Mustafa Kemal'in askerlerine hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Kongresi çok sayıda partili ve delegenin katılımıyla Köroğlu Kongre Salonu'nda düzenlendi. Kongrede tek listeyle yapılan seçimde mevcut İl Başkanı Kazım Karsu tekrar CHP Bolu İl Başkanlığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Kongresi'ne CHP 24. dönem İstanbul Milletvekili ve Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı Umut Oran, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP 24. dönem Gaziantep Milletvekili ve Bolu eski valisi Ali Serindağ, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan, ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre divan oluşturulmasıyla devam etti. Divana CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bolu eski belediye başkanı Yüksel Ceylan, Begüm Tunçel ve CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz seçildi. Kongrede ilk konuşmayı CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu yaptı. Karsu, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda olduklarını ifade etti. Yeter ki Cumhuriyet'in felsefesine inanmış Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bu ülkenin temel taşlarına bir tane zerre parça koymuş, hizmet etmiş arkadaşlarım, ne olursanız olun aynı yerde, aynı yere, aynı şekilde müdahale ve mücadele etmekteyiz. Hiçbirbirimizden farkımız yoktur arkadaşlarım. Kongrenin devamında CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan konuşmasını yaptı. Özcan, 2019 seçimlerinin yaklaştığını ve bu kongrenin bu yüzden önemli olduğuna dikkat çekti. Bugün çok önemli. Ne için önemli? Ya diğer kongrelerin falan bir telafisi vardı. Diğer dönemlerin bir telafisi vardı. Geçmişteki seçimlerin bir telafisi vardı. 2004'te seçimleri kaybettik. Dedi ki 2007'de milletvekili hedefiyle çıktık. Olmadı. 2009'da bu hedefimizi geliştirmeye çalıştık. 2011'de daha farklı bir noktaya ulaştık. Geçmişte görev yapan çok başarılı yönetimler oldu partide. Yeterince başarılı olamayanlar oldu. Ama dediğim gibi hepsinin telafisi vardı bunda. Ama 2019'daki 3 seçimin telafisi yok. 2019'da bu ülkenin başına bela olan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu ülkeyi kurtaramazsak ondan sonra zaten bu kongrelerde kim il başkanı olmuş, kim ilçe başkanı olmuş, kim belediye başkanı olmuş bunları tartışmanın hiçbir anlamı kalmayacak. Tanju Özcan konuşmasının devamında AK Parti'ye de eleştirilerde bulundu. 2 gün kala bir talimat geliyor. Bolu Kongresi'ni iptal ettin. Niye iptal ettin kardeşim? Bu soruyu kimse soramıyor. Soramıyor bile. O iptal edilen kongrenin ev sahibi olan il başkanı istifa ediyor. İstifa etti ama adam niye istifa ettiğini bilmiyor. Tamam beni diyor attılar da diyor. Ben diyor FETÖ'cü müyüm acaba diyor. Ben diyor ihaleye fesat mı karıştırdım? Başka bir suçum mu var? Bu soruların cevabını dahi sorgulayamıyorlar. Ama bak çok şükür en azından biz burada kongremizi hala yapabiliyoruz. İl başkanlığı adaylığından son anda çekilen eski il başkanlarından Cahit Çıngı ise konuşmasında sistemlerde bulundu. Yanlış yaptınız. Bunca yıllık emeğinize, bunca yıllık partinize, kamuoyundaki itibarınıza zarar verdiniz. Bu sizin kişiliğinizle alakalı değil. Partimizin yeni birilerini vitrine çıkaramamış olmasıyla alakalı. Sizin saygın kişiliğinize hiçbir zaman kusur etmedim. 4 yılı iddiayla söylüyorum. Çok iddiayla söylüyorum. Yönetim kurulunuzdaki 20 kişinin hepsinden fazla yanınızda geçirdim bu süreyi. Kongrenin devamında CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu konuştu. Türkoğlu CHP'nin gücünü Gölcük'te gördüklerini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak son derece önemli bir sürece
girmiş durumdayız. 2019 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu bu salonda şu anda bulunan herkesin gayet iyi bildiğini gayet iyi biliyor. Ülke bu kadar risk, bu kadar sorun altındayken elbette bizim beraber birlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Biz Gölcük'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünü sivil toplum örgütündeki emek veren arkadaşlarımızla beraber gördük. Onlarla bir bütün olarak hareket ettik. Uğraştık. Gölcük'ü kurtardık. Demek ki meydanlara inen, insanlara dokunan Cumhuriyet Halk Partisi karşılık buluyor. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz ise gençlerin önünün açılması, destek olunması gerektiğine vurgu yaptı. Partimizin politikalarını, altı okumuzu, Atatürkçülüğü her ortamda savunduk ve anlattık. Bizlerin güzel yarınları hazırlamak için inancı ve umudu vardır. Lütfen sizler de artık bu genç kardeşlerimize, sadece kendim için konuşmuyorum, bu bağlamda gençlerimizin önünü açalım. Gençlerimize destek verelim, gençlerimize değer verelim. Siyasi konuşmalar kapsamında son konuşmayı yapan CHP 24. dönem İstanbul Milletvekili ve Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı Umut Oransa, daha iyi bir Türkiye'nin yolunun CHP'den geçtiğini söyledi. Daha iyi bir Türkiye mümkün. Buna inanmamız lazım. Daha güzel bir Türkiye, daha mutlu bir Türkiye, daha umutlu bir Türkiye. Bu bizim eserimiz zaten. Yani bu bizim yarattığımız bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eseri bu. Daha iyi bir Türkiye mümkün, buna inanmamız lazım. Ama daha iyi bir Türkiye'nin yolu da daha iyi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçiyor. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani daha iyi olmamız lazım. Bu kongrede daha iyileri seçmemiz lazım. En iyileri seçmemiz lazım. 3-4 Şubat'ta en iyileri, en iyi mücadele verecek arkadaşlarımızı sizin parti meclisine taşımanız lazım. Partinin üst yönetimine taşımanız lazım. Bakın ne diyorum, daha iyi bir Türkiye ancak daha iyi bir Cumhuriyet Halk Partisi ile olur. Konuşmalar ve gündem maddelerinin görüşmesinin ardından yapılan seçimde mevcut İl Başkanı Kazım Karsu tekrar başkanlığa seçildi.